millet, Vanşat'ın yepyeni bir bölümüyle ve en son gene bizim Niko'yu bir rüyaya yatırmıştık. Gene rüyalar görüyor büyük ihtimal annesi. Bakacağız. Bu arada benim kayıt dosyam silindi ve ben tekrardan başlamak zorunda kaldım. Çünkü Niko bir hafta içinde ölüyormuş. Bu korkutucu bir şey. Bu fikir bile beni heyecanlandırıyor. Bugün kolla oynayacağım. Lütfen bana bu konuda izin verin. Umarım başarabilirim. Basacağım. Evet. Niko... ona tatlı, güzel, ballı bir krep yapmış. Bunlar kedi bu arada herhalde ya. Bilmiyorum. Pekala, bana rüyasından acaba bahsedecek mi? Ne oldu? Efendim? Allah Allah, ne gördün anlat bakalım. Annem oradaydı. Allah Allah, onu gördün mü? Evet. Anneni gördüm. Siz bana krep yaptı. Sanırım benim doğum günümdü. Çünkü insanlar en sevdikleri yemekleri doğum günlerinde yer. Ne kadar isterse. Senin doğum... Yok kanka. Yok, lanet olsun, doğduğun bir gün yok. Hayır kanka, anlıyorum. Bir tane... Evet. Bununla alakası yok ama böyle düşünebilirsin. Yani sen de mi krep seviyorsun? Açıkçası üstündeki biraz fazla olmazsa evet. Ben de. Benim son gün... Benim son doğum günümde 10 tane. Yalan atıyorsun. Niko, ya çok küçükler? O kadar toktum ki o gün başka hiçbir şey yemedim. En iyi pankekleri benim annem yapar. Ve bazı komşularımız gerçekten çok iyi erişte yapar. Ve komşularımızdan biri çok fazla... Niko, gerçekten muhabbetin pek de sarmıyor ya. Senin komşun var mı? Hayır, yok. Hayır. Hey, bunu sakın tanrı manrı bağlama. Ha, bu vesile olmakla alakalı değil. Kulağa biraz yalnız geliyor. Komşularımız ve annem bütün köy için her gün yemek hazırlarlar. Ayrıca herkesin sırayla ev işlerini yapıyor ve küçük çocuklara göz kulak... Allah Allah, nasıl bir yermiş orası. Gerçi artık bana bakılmasına ihtiyacım yok. Yardımcı olacak kadar büyüdüm. Aferin sana. Herkesi özledim. We miss you. Oyunun başında yazan şey. Bir süredir ortalıkta yokum değil mi? Acaba benim için endişeleniyorlar mı? Ha, yardım etmekten bahsetmişken. Hadi hadi, gitmemiz gerekiyor. Bu arada oyunu tam ekrana alacağım. Bu arada abi, Cooper'la Murphy de onlara bakıyor. Çok tatlı. Bir dakika ya, ben bu oyunu tam ekrana alayım mı ya? Of, siz de diyorsunuz ki ya, çok enteresandır. Gerçekten çok enteresandır. Bir kesim zümre diyor ki oyunu tam ekrana oyna. Birileri ise diyor ki, tamam doğru gidiyoruz. Bu arada koldan oynuyorum. Kolun dinamikleri daha güzelmiş. En son asansörü... Hey, tekrar hoş geldin. Bu ki... Sen burada mı bekledin? Bunca zamandır bekliyor muydun oğlum? Ben bütün gece uyudum. Aa! Bir dakika, bu ne demek oluyor? Ve kapıyı açık mı tutuyordun? Şey, ben kaba olmak istemedim. Üzgünüm, sana devam etmeni söylemeliydim. Endişelenme. Abi, kıyamam. Asansördeki mor saçlıya da bak. Neyse. One shot. Pekala, ne zaman bir piksel oyunda bir asansör yukarı çıkıyorsa bu oyunun güzel olduğunu gösterir. Noktalı konuşmalara gene geçtik. Büyük ihtimal pekiyle bitecek. anlatsana biraz, ismin ne? Bana ismini... Elbette biraz zaman alıyor. Aman tanrım, Mesih ile bir asansörde mahsur kaldım ve kelimenin tam anlamıyla kendimi... Ah tanrım, bu çok garip. O halde belki zaman geçirmek için sohbet edebiliriz. Beni duydun mu? Yani tabii. Pekala, hali ne yapmalıyım? Ona ismini sor, bu şehri sor, kütüphaneyi sor. Kütüphane önemli bir şey biliyorsunuz. Çünkü robot bize demişti ki kütüphaneye gitmesin. Garip sessizliği devam ettir. Sana ismini ikincide soracağım. İlk önce bu şehirden biraz bahsetsene. Bu şehir oldukça büyük. Göründüğünden daha küçük. Oldukça kalabalıklaşmakta. Önce çorak araziden gelen mülteciler vardı ve şimdi de daha fazla Glen'li buraya taşı. Glen'ler burada mı? Onlar şehre ayak uyduramaz, onları tanıyorum. Burası daha güvenli olduğundan anlarsın ya. Demek istediğim, burası bir sığınak değil. Az önce gördüğümüz kare şeyler mi? Anlaşılan burada hiçbir yerde olmadığından daha fazlasını el ediyoruz. Fark ettim. Sadece şehrin altyapısını etkilediği için oldukça şanslıyız. Kara parçasının kendisi hala ayakta. Glen'i suya batıran şey karelerdi. Bu çok iyi çünkü burada pek sağlam toprak yok. Şuna ismini sorsana Niko, merak ettim. İşinde ne yapıyorsun? Gerçekten meşgul... İşini mi sor dedi, ismini mi? Orası büyük ihtimal işini sor dedi. Tamam. Gerçekten meşgul görünüyorsun. Ben genellikle ışıkları düzeltiyorum. Ama şimdilerde ayrıca yüksek enerjili fosforu olanlara, ihtiyacı olan yapılara aktarıyorum. Fosforu. Yüksek enerji?
Bilirsin, fabrikalarda işlemeleri gereken süper konsantre ışıltılı şeyler. Bu şehrin çoğu eşyasına güç veren şey bu. Oo, kulağı havalı geliyor desene ya Nico. Bunu yapan küçük bir teslimat ordumuz vardı. Ama son zamanlarda bir grup bozulma oldu. Bu yüzden onlar düzeltilene kadar tabağımda daha fazla işim olacak. Ve uzun süredir uyumadım. Robotlar ne zaman düzeltilir ve lütfen bana evrimleştirmeden bahset. Hiçbir fikrim yok. Evcilleştirme bu arada, evcilleştirme. Hepsi laboratuvardaki bilim adamlarına bağlı. Ama son zamanlarda başka bir şey için oldukça endişeli görünüyorlar. Ha? Akıllı insanlar bile endişeleniyorsa bu iyiye işaret değildir. Haklı Pekel, ismi, ona işini sormuş. İsim diye niye okudum? Herifin ismini merak ettim ama o bana ismi... Kütüphane, gitmem gereken asıl yer. Bana biraz bahseder misin? Oraya gitmem gerekiyor da... daire. Aa evet, orası benim ana teslimat noktalarımdan biri. Bu çok iyi. Bu okuma lambaları oldukça yüksek bakım gerektiriyor. Ama her zaman akıllı insanlarla çevrili bir yerde. Kendini dışlanmış hissediyorum. Şey, sanırım sen de oldukça akıllısın. Bu yüzden iyi uyum sağlayacaksındır. Sen ve Ali. Hey, bu düzeltmen hoşuma gitti. Bu düzeltmeyi yapman hoşuma gitti. Ne oldu? Geldik mi? Her neyse, seninle tanışmak güzeldi. Nico. Evet, görüşürüz evlat. Şimdi koşmalıyım. Neden? Acelesi varmış gibi. Sanırım bize acele... Tamam hadi 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 hadi. İnsanlar bize güveni, hadi gidip şu kütüphaneyi bulalım. Önce şunu da konuşacağım. Merhaba. Bip up. Bip up. Güzel bir konuşmaydı. Çok iyi. Hey merhaba bayım. Sen iyi misin? Ah Mesih, belki de bu bir işarettir. Bu dünyada güneş ile düzeltebilir... Evet düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse I don't know. Karışık mesajlar alıyorum. Biliyorum ama sen ne düşünüyorsun? Neden karakter sağda çıkmıyor? Kendisinin açıklaması falan mı gerekiyor? Bence Ali'yi dinlemeliyim. Sonuçta Ali sayesinde buraya kadar geldi. Hey, beni övmeyi bırak! Öyleyse inancını cevap olarak alacağım. Ne demeye çalışıyorsun? Demeye çalıştığımı anladığın şeyden bahsediyorum. İnanç mı? Nico, elindeki şey günün sonunda sadece bir ampul çıkarsa, bizi kulenin başına götürmesi gereken şey inancımızsa... Seni gerçekten döverim. Evet. Pekala. Bu pembe ışıklı sokaklarda geziyorum. Burada yukarı oklar beni kandırıyordu. Ah kapı. Oh merhaba. Oh merhaba. Aynı tepki. Bir sürü balığım var. Evet, onlar hakkında biraz endişeliyim. Ha? Kara parçalarının büyük bir bölümünü hattını nasıl kullanmamız hala gerektiğini duydum. Kullanılmaz hale getirdiğini duydum. Evet. Hala yararlanabiliyorken suyun akmasından yararlanmalıyım galiba. Gidiyorum çünkü burada çok yanlış okudum. Ah merhaba. Akşam haberleri. Bir kopya satın almak için mi buradasın? Hayır. Gazeteler büyükler için. Ya Nico, yeter artık, çık şu kafadan. Büyükler mi? Evet. Bu da ne anlama geliyor? Çocuk olmayan insanlar anlamına. Çocuklar mı? Şey, sen de bir çocuk değil misin? Ben bir robotum seni salak. Doğru. Ya Nico, gerçekten bizi salakça gösteriyorsun. Yapma şunu. Pekala, gene bir geçitten geçtik. Burası nereye gidiyor? Bilmiyorum ama Nico çok hızlı. Hey bir dakika, Tokyo Ghoul karakteri. Dünya sona erdiğinde bir anda yok olması mı daha iyi olur, yoksa yavaşça solup gitmesi mi? Bence bir anda yok olması daha iyi. Çünkü bir şeyleri uzun süre görmek istemem. Dürüst olmak gerekirse ben ilkini tercih ederim. Aa, benimle aynı düşünüyorsun. Bana söz hakkı vermedin bile. Yukarıda... Tamam, buralara gidemiyoruz. Şimdi gittiğim rotaları benim kafamda tutmam gerekiyor. Çünkü aynı yerleri... Merhaba insan. Kütüphane ileride. Teşekkürler. Aa, kütüphane buradaymış. Okey. Dur kütüphaneye girme önce. Bekle. Bakılması gereken her yere baktığında emin olmalıyım. Neden burada da bir karakter yok? Pekala, kütüphanedeyiz. Hey merhaba havalı çocuk. Ne? Ne ben bir şey söylemedim ki. Bana bakmayı kes öyleyse. Ben sadece kitaba bakıyorum. Evet, sen kütüphanedesin. Burada kitaplar var. Kütüphanede olur ya hani. Git yukarıda gevezeliği boz. Tamam, yukarıda gevezeliği bozacağım. Abla, yere yatarak niye okuyorsun ya? Yazarın çok geniş bir konular yelpazesinde kitapları var. Yazarın. Görünüşe göre hakkında yazmadığı hiçbir şey yok. Oldukça entelektüel bir adam. Entelektüel tek L ile değil mi ya? Neyse, öyle değil mi? Galiba öyle. Fakat son zamanlarda dünyayı belgelemeye odaklandı. Ha?
Bu şehrin uygarlığının son kalesi olduğunu söylüyor. Yakında bu kitaplar dünyanın geri kalanını hatırlamamız için tek yol olabilir. Niko, buradakiler... ama bir şey söyleyeyim mi? Asansördeki adam buradakilerin çok küstah olduğundan bahsetmişti. Merhaba. Küstah mısın? Merhaba, kayıp mı oldun? Bir bakalım, bu bölgede çoğunlukla tarihi kitaplar var. Referans kitapları alt katta ve... çocuk kitaplarının nerede olduğunu bilmiyorum. Kusura bakma, sorun değil. Aslında buraya kitaplar için gelmedim. O halde yazarı... Yazar kim ya? Hayır. Bu harika. Yani demek istediğim, en azından hayal kırıklığına uğramayacaksın. Aylardır burada gönüllü olarak çalışıyorum ve onu bir kere bile görmedim. Belki de burada değildir. Baş kütüphaneci ile birlikte kitapları üzerinde çalışıyorlar. Bu yüzden en azından arada bir dışarıya çıkacağını düşünmüştüm. Çıkmıyor mu? Evet, galiba bir münzevi gibi yaşıyor. Açıkçası bu da dünyayı dolaştığını söyleyen bir adam için biraz ironik. Belki de insanların arasındadır. Ha, bunu bilemezsin. Burada bir bilgisayar var. Bu bize bir bilgisayar. Şu an kapalı. Eyvah, gene benim bilgisayarımla oynayacak mı? Bu oyun benim bilgisayarımla oynuyor ve bu çok korkutuyor. Hey, robotları burada da mı çalıştırıyorsunuz? Merhaba insan, selam. Yeniden dizme devam. Düşme potansiyeli olan kitaplar, lütfen dikkat edin. Peki. Ne, kafama bir kitap düşüp ölme sonu mu? Gene bir bilgisayar şu an kapalı. Pekala, ben kütüphanede baş kütüphaneci. Evet, bu adamı bulmam gerekiyor. Merhaba dürbün adam. Yazar çok havalı. Uçan bir makineyle tüm dünyayı dolaşabildiğini duydum. Kitaplar için malzemeleri buradan topluyor olmalı. Yazar 2 aydır dışarı çıkmıyormuş. Yani bence pek de dünyayı gezdiği söylenemez. Vay be. Sizi kandırıyorlar. O yazar kim? Merak ettim lan bu arada. Abi, kütüphane çok tatlı değil mi? Kitap kulübüne hoş geldin Niko. Hey, buradaki insanlarla konu... Bir de parlayan bir şey mi var? Parlayan bir şey görünce ben. Benim sıfat. Yukarıda parlayan bir şey var. Yazar kitapların neredeyse insanlık dışı bir hızla yayınlıyor. Aslında sadece bir yıl içerisinde çoğu yazarın hayatı boyunca çıkarabileceğinden çok daha fazlasını çıkardı. Baş kütüphanecinin söylediğine göre yazılmış fakat yayınlanmamış olan bir sürü yazısı da var. Herkes onun bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar iş çıkarttığını merak ediyor. Bunu hesaplamaya çalıştım ama sonuçlar hiç de mantıklı değil. Belki de o zaman durdurulamaz. Bak Niko, bak. Hey, Mesih'le konuş. Bana bak. Zaman durdurulamaz. Sadece yavaşlatılabilir. Durmuş gibi. Bu dünyada öyle bir şey yapmak mümkün değil. Geldiğin yerde bunu yapabiliyor muydun? Pek sayılmaz, sadece daha önce bir filmde. Hey Interstellar! Süper kahramanlar hakkında falan da. Hey bu arada, hadi ama. Wallpaper Murphy. Kapağında siyah yonca olan büyük bir kitap. Belki de başlıkta. Abi nasıl böyle okudum? Başlıkta fosforlar için kapsamlı bir kılavuz yazıyor. What? Buraları bile çevirmişler. Bu arada bu oyunu kim çevirdi bilmiyorum ama. Çok teşekkür ederim kanka. Eline, koluna, ayağına, bacağına, ayak bileğine sağlık. Genel bir kural olarak. Ben bunları hızlı okuyayım bir lütfen. Çünkü ya çok şey okuyorum. Tamam. Bak, ben size özetlerini anlatayım. Bir fosfor ışıldamasını tamamen kaybederse güneşe maruz kalanlarla birlikte yeniden yakılamazmış. Bu önemli bir bilgi. Eğer bir fosfor sönerse tekrar hayata döndürülebiliyormuş. Ama asla eski orijinal parlaklığına dönmüyormuş. Mavi fosfordan bahsediyor. Ortalama enerji seviyesine sahipmiş. En çok mineral şeyi olan arazi kumunda, metalik arazi kumunda bulunuyormuş. Karideslerde salgın. Bu Glen'de gördüğümüz şey bu arada. Kendisini koruma gibi bir özelliği varmış. Okey. Ha, motor bu, eğer bu fosforla motor kullanılıyorsa bu devamlı aktivite şey kalması için ayarlanması gerekiyormuş. Yeşil fosfor, kırmızı fosfor ve tabii ki de, tamam, bu bilgiler önemliydi. Bunların hepsini okuduğumu varsayacağım. Çünkü Niko bunlar hakkında bir şey bilebilir. Biraz daha yukarı gideceğim. Ha, merhaba. Affedersiniz. Sen Mesih'sin. Evet, benim şeyle görüşmem gerekiyor, bilirsin. Hoş geldin. Şehre girdiğimde büyük bir robot bana yüzeydeki bir kütüphaneye gitmem gerektiğini söyledi. Burası orası değil mi? Olumlu. Teşekkür ederim, harika. Peki şimdi buraya geldiğime göre ne yapmam gerekiyor? Büyük robot bana sadece burada ipuçları olduğunu söyledi ama burada ne yapacağımı söylemedi. Bu baş kütüphaneci George'a sorulması gereken. George'a götür beni o zaman. Onu aramama izin, lütfen. Lütfen George'a ara ve Niko geldi de beni tanıyor. Kedi gözlü dersen tanır. Beni herkes öyle tanıyor çünkü. Karakterimiz inatla kediler ırkından olduğuna inanmıyor. Senin problemin ne? Bu gişedeki uyuz kadın değil mi?
Hadi artık şu faturayı ödemeliyim. İlla aracı sokmanız gerekir değil mi Türkiye'de? Bir şey söyleyeceğim. Açmıyor. Okey, burada değil mi? Burada, üst kattaki arşiv odasında. İşine konsantre olması gerekliyse ona gelen bütün telefon çağrılarını görmezden gelecektir. E ne yapacağız? Birkaç gün... Ben bir yerde uyumam mı gerekiyor? O zaman yanına gidip onu çağırabilir misin? Buradan ayrılmak kodumun bir parçası değil. Hay senin kodumunun parçası. Öyleyse kendim gideyim. Elbette. Arşiv odası arkamdaki merdivenlerden gidebilirsin. Teşekkürler. Oğlum bu kadar basitse... Ne kadar salak. Yetkisiz giriş mi? Daha fazla erişim için kütüphane kartı gereklidir. Bekle ne? Daha fazla erişim için benim kütüphane kartım yok ki. Nereden bir tane alabilirim? Ama kütüphaneci George 2 gün içinde gelmeyecek dedin. Hayır. Hey. Onu tekrar arama. Bir dakika, bu da ne demek oluyor? Sıkıcı Amerikan filmi replikleri mi? Pekala. Robot, sende hafıza problem yok mu? Şuradaki kahve içen adamla konuşacağım. Niye kahve dedim ki? Bak Niko. Hey. Mesih'in konuşuyor. Niko. Bu herifle uğraş. Bu robotu sal. Abi inanamıyorum. Bu bize tam olarak 20 saniye mal oldu. O açmıyor. Düşündüm ki sadece geçmeme izin vereceğine emin misin? Vermeyeceğine emin misin? Kütüphane kartı olmadan geçmenize izin vermek programlamama aykırı. Ne? Acı bir durum olsa da mı? Daha ayrı. Programlama değişken değildir. Ben evcilleştirilmedim. Bak, evcilleştirilmenin ne olduğunu anladım. Duygularına göre hareket eden robotlar değil mi? Pekala. Şuradaki kısır döngüden lütfen bahsetmeme izin verin. İçeriye girmek için bir karta ihtiyacım var. Kartsa baş kütüphaneci George'da ve George 2 gün içinde gelmeyecek ve ben giriş kartı almak için George'un yanına gitmek için 2 gün beklemem gerekiyor. Sanırım kütüphane kartları vermiyorsunuz. Ben yalnızca kitap önü 3 vermemi anlayacağım. Zaten kartlara sahip olan insanlar için bir kütüphane kartı edinmek için baş kütüphane... Hayır yapma Niko, sakın. Sakın yapmasın, şu herifle konuşacağım. 3. kupamdayım. Uzuvlarımı hissedemiyorum. Ama uyanık kalmak zorundayım. Neden? Bu kitabı nasıl sona erdiğini öğrenmem lazım. Yazarım ve onun güzel ki... Abi kimmiş lan bu yazar? Kim lan bu yazar? Neden biri benden daha çok popüler bu oyunda? Yazarın şeylerine... Aşağıda kitap kafalı biri var, onun yanına gideceğim. Büyük ihtimal kütüphane kartını benim için temin edebilir. Çıkar mısın? Çıkar mısın? Merhaba bayım. Bu kitaba ne yapıyorsun? Endişelenme, bunlar benim kitaplarım, ben yazdım. Onları değiştirmek için raflardan çıkardım. Bazı bölümleri kesmem gerekiyor. Çoğu bölümü. Neden? Neden kesiyorsun lan? Aksi takdirde benim onu kopyaladığımı düşünecekler. O mu? Ay gene yazar! Demek istediğim, artık hiçbir şey yazmanın anlamını göremiyorum. Yazar sadece aynı şeyi yazacak ve sonra herkes onu sevecek. Ve ondan önce çıkan kitapları kimse hatırlamayacak. Demek istediğim, nefret etmiyorum. İnsanların neden onun eserlerine delirdiğini anlayabiliyorum. Bu adam çok yetenekli. Kim lan bu? Ama bu sadece acıtıyor, bilirsin. İnsanların sana ilk yazdığın şey için taklitçi demeleri asla eğlenceli değildir. Bunu anlayabiliyorum. Oha, yazar artık nasıl, ne kadar iyi yazıyorsa, kendisi ne kadar iyi bir yazarsa, ondan sonra yazılan bütün kitaplar ondan esinlenmiş gibi hissettiriyor. İnsanlar beni her zaman kedi der. Bana olmasın. Ben bir insan. Kediler de evcil hayvan olsa da. Ve avcı kediler de. Umarım insanlar fare yediğimi düşünmez. O zaman sanırım aynı gemideyiz evlat. Hey Niko, fare yediğini ikimiz de biliyoruz. Hadi ama kimseye söylemeyeceğim. Pekala, şimdi şu kısır döngüyü çözmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Merhaba. Bir kahve makinesi neredeyse tamamen boş. Çünkü herif 3. kupasında. Bu komikti. Pekala, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve bu güzelmiş. Kütüphaneden çıksak mı? Herkesle konuştuğuma eminim. Tamam, kütüphane kartını bulmak için farklı bir metot inceleyeceğim. Pekala. Şu yukarıya bir... Abi bir şey söyleyeceğim. Ben o yolları o zaman dikkate alayım ya. Kesinlikle ben o yolları dikkate alayım. O pembe yola gideceğim o zaman. Ah, kesinlikle bu yolu dikkate almalıydım. Oh. Sadece... O neydi lan? Niko. Gördüm. Arkadan
Böyle şey gibiydi, sana da benziyordu ha. Evet, görüşüm bir saniyeliğine kayboldu ve bir şey gördüğüme yemin. Çok kısa bir rüya gibiydi. Ne hakkında olduğunu merak ediyorum. Niko! Niko şuralara bakmamız gerekiyor ama. Çöple dolu bir torba. Igranç. Soluk bir el ilanı. Vaaada. Ay evet, gene bir şifre. Duvarda ilginç bir işaret. Tıpkı bir koça benziyor. Seni koç burcu. Vaaada. Bu oda garip bir şekilde sıcak. Aa, kediler. Mevmev Şirin. Merhaba. Aa, çok tatlılar. Aa, bir kedi. Hayır, ben bir kedi değilim. Kayıp mı oldun? Ben mi? Bize katılmak istiyor. Hayır, senin kedilerine katılmak mı? Evet. Ama ben bir kedi değilim. Onlar gibi dört ayak üzerinde yürümüyorum. Kedi gözlerim var. Açıkla. Gözlerim normal insan gözleri. Yani evimdeyken öyleydiler. Şapkan kedi şeklinde. Ama ben sadece bir kişiyim. Yine de buraya hoş geldin. Kayıp insanları da koruyorum. Teşekkürler. Ama henüz kaybolmadım. Kaybolursam seni ararım. Evet, hey. Bu arkadaş benimle. Anlıyorum. Kediler çok tatlı. Bu ne? Lanet olsun. Yasaklanmış şey mi? Neydi bizimkilerin adı? Temiköyü mü? Tamam, burada bir... Korkunç. Bu şifreyi nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ya ben kütüphane kartını bulmam gerekiyor. Çünkü adam bana... Kütüphaneye git dedi. Neyse, buraya gideceğim. Şurada yukarıya doğru bir kapı gidiyor. Oraya bakacağım. Parlayan bir şey var. Bu kesinlikle alınması gerekiyor. Burada büyük plastik diskler var. Bir şeye girmeleri gerekiyor gibi görünüyor. Bekle Ali, bunları alacağız. Parlıyor. Ya çok mu ağır? Aslında oldukça hafiflermiş. Ne aldık biz? İç bükey lens. Bu da ne? Dış bükey lens. Kalın lens, ince mercek. Bir dakika, bunları birleştir. Kalın lensle inceyi, iç bükeyle dış bükeyi. Tamam, en azından denedim. Burası ne? Birinin çerçeveli fotoğrafı. Okuyamadım, çok garip hissettim. Birkaç boş baş. Bir yatak. Battaniyenin epeyce yaması var. Pekala. Şimdi ben buraya aşağıdan geldim. Sağ solunu ve yukarısına tekrar bakacağım. Dur lan, şu karelerde biri. Yaklaşmayın. Tamam, galiba glitchlenmiş bir robot, onu kurtaramam. Onunla alakalı. Vaaada. Ah! Ali, şu tir gördüm. Ağacın arkasına kaçtı. O zaman biz de... Aa, bir şey söyleyeceğim. Niko, bu az önce anlık flashback yapan tilki. Eğer beni arıyorsan üzgünüm. Hayır, seni aramıyorum. Kütüphane kartın var mı? Fakat seninle konuşamam. Ama şu an benimle konuşuyorsun. Şimdi olmaz. Ama bana bir söz verebilir misin? Yani 2,5 saniye oldu tanışalı. Neden olmasın? Hayatımın geri kalanını sana adayabilirim. Ha? Eğer geri dönmenin bir yolunu bulursan lütfen buraya dön. Neden bahsettiğini anlamadım. Dur Niko, ben anladım. Cevap yok. Eğer geri dönmenin bir yolunu bulursan lütfen buraya dön. Ey arkadaki, buraya. Hadi ama Toriel gibi çıkman gerekiyordu. Eğer geri dönmenin bir yolunu bulursan lütfen buraya dön. Bu kelimeyi, bu cümleyi ise. Tamam. Yukarı gideceğim. Burası bizi nereye getirdi? Ah, merhaba. Hey çocuk, biraz çorba köfte ister misin? Minimum miktarda sanayi tipi yan ürün içerdikleri garantili. Ben almayayım. Hey merhaba. Aslında güzel kokuyor. Bu ne? Ekmekli balık. Ekmeği kendim kızarttım. Anladım. Lan kedisin ya belki. Bir dakika, şu havalı kızla konuşacağım. Fotoğrafların için mi buradasın? Hayır. Pekala. Ben sadece burada... Hey. Vada. Burada bir yuva var. Kağıda benziyor veya bir şeyler ondan çıkabilir. Boş bir yuva. Görünüşe göre buraya bir şey sığar. Bakın, üzerinde numaralandırılmış. Bir dakika. İç bükey lens. Koyuldu. Dış bükey lens. Koyuldu. İnce mercek.
koyuldu. Kalın lens koyuldu. Burada bir yuva kağıda mıydı? Bir dakika, kol. Ah, ne oldu? Sanırım bu doğru kombinasyon değildi Ali. Fark ettim Niko. Fark ettim. Bunun kesinlikle şeması bir yerde. Hey, sen şemayı biliyor musun? Fotoğrafların kim burası? İçerisi demek ki lensman dediğine göre burası doğru yer. Burası doğru yer. Burası fotoğrafçı. Tamam. Merhaba, sen kimsin? Bu stand yanık şeker gibi kokuyor. Evet, hala bu kızarmış şeker şişlerinden yapıyorum. Tatları çok da kötü değil. Bir tane almak ister misin? Sağ olun, almayayım. Ah, sen nesin? Pil mi? Hey hey! Kafanı patlatmaya hazır mısın? Kafanı patlatmama hayır değilim. Ama... Ya da hazırım lan. Aslında bu konuda daha fazla şey duymak isterim. Merak kediyi öldürür. Ben kedi değilim ya. Pekala. Herkesi yaklaşmakta olan su kıtlığını hazırlamak için yeni bir ilaç icat ettim. Yapman gereken tek şey bu haplardan birini suyun içine atmak. Suyun içinde çözmek. Ve sonra suyu içmek. Ardından bir daha su içmeye ihtiyaç... Sen şaka mı yapıyorsun? Ayrıca bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Nasıl çalışıyor? Buyur. Neden ücretsiz örneklerden bir tane almıyorsun? Sağ olun. Bana teşekkür etme, git her yere bunu yay. Bir dakika, ne verdi? Su hapı. Su hapı aldım. Kullanmam gerekiyor. Bilmiyorum, şu aşağıyı yayınlayacağım. Burası nereye giriyor? Dips dips dips. O merceği neye göre yapacağım? Nasıl yapacağım? Hiç bilmiyorum ki. Burası şey değil mi? Ah, merhaba. Laboratuvarlara daha fazla erişim kazanmak için güvenlik testini geçmelisiniz. Ha? Işıkların rengini belirli bir yapılandırmaya göre değiştirmeniz gerekiyor. Benim gibi. Bir dakika, ne oldu? Bir saniye. Şuralar geçiş mi? Bunlar içinde çok sayıda makine bulunan büyük bir metal kutu. Bunun içinde bir robot var. Evet, görebilirim. Tek seferde bir renk denemek yardımcı olabilir. Tek seferde bir renk denemek. Aa, bir dakika. Daha önceki denemelerinizi bir yere yazmak yardımcı olabilir. Sen ciddi misin? Eğer bütün denemeleriniz başarısız olursa puzzle'ın sıfırlanmasını bekleyin. Belki gelecek sefer daha kolay denk gelir. Puzzle'dan... Aa, bir dakika. Bir dakika. Bipap, burası yazıcı odası. Makine parçaları burada üretiliyor, ayrıca robotlar da. Kötüymüş. Ha, bunlar birbirine bağlı odalar. Peki yanda bir şey var mı? Yok. Peki bundan ona geçebiliyorum. Buradan? Ha, merhaba bayım. Sıvı kırmızı fosforun lüminansı endeksi geçen hafta 3.57 yüzde oranında azaldı. Endişe verici. En azından söylemek gerekirse gördüğüm en keskin düşüş ve sayı giderek artıyor. Bir işe yaraması için fosforu şimdi daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. İnanması güç, ancak bu şehrin 6 ay gibi kısa bir sürede ışıksız kalması için büyük bir şans var. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bana mı soruyorsun? Bana mı soruyorsun? Benim elimde şey var. Bu da oraya bağlı. Okey. Burası bir yere bağlı mı? Değil. Şu şifreyi çözmemiz gerekiyor. Okey. ADC ile puzzle vakti. Çok zor. Pekala. Sıfır ışıklar doğru. Erişim reddedildi. 9 deneme kaldı. Dur, hepsini şu rengi alayım mı? Pekala. 2 ışık doğru. 7 kaldı. 3 ışık doğru. Ama bir dakika. Dört ışık doğru. 5 deneme kaldı. Beş ışıklar doğru. Erişim kabul edildi. Oğlum nasıl oldu lan? Anlamadım, neyse. Teşekkürler. Hayır, hayır, sıfırlama sıfırlama salak. Niye sıfırlayacaksın? Merhaba. Robotum? Ne oldu? Bilmiyorum, bir dakikalığına ayrıldım ve... Hey, o glitchlenmiş, ondan uzak dur, ondan uzak dur, onda o cin şey olmuş onu. Üç harfler sarmış onu. Bir dakika, kapılar var. Gene bağlantı noktaları var, tamam, bundan buna geçeriz. Okey. Merhaba hocam. Yazar böyle bir durumda ne yapardı merak ediyorum. Bu Nordo yazar fan. Only fan hesabı açıyorum arkadaşlar.
Doktor Silverpoint genellikle onun çalışmalarını referans alır. Silverpoint mi? Son olaylardan biri, hiçbirimiz iyi uyuyamıyoruz. Geçen hafta su kareler birkaç robotumuzu aldı ve uyuyakaldı. Ay kıyamam size. Dostum gözlerimi zar zor açık tutabiliyorum. Doktor Silverpoint nasıl bu kadar enerjik olabiliyor? Tabii ki Supredinol ile. Merhaba bayım. Bu robotlar korkunç derecede arızalı. Kare parçaları gibi görünen anomalilerden gelen fiziksel hasarın geri dönüşü neredeyse imkansız. Ölmek istemeyen kimse onlara dokunmaz. Ama şanslıysak bazen kareler kendiliğinden kaybolabiliyor, ama robotlardan birinin kolunu, bacağını ya da kafasını almadan önce değil. Bu bilgiyi ben kullanırım. Merhaba. Bu çok can sıkıcı. Robotlar tamir eden robotlarımız bozulmadan önceki güzel günlerini özlüyorum. Robotları tamir eden robotlarımız bozulm. Robotları tamir etmesi için de mi robot tuttunuz lan? Artık bütün robotlar gerçek insanlar tarafından birleştiriliyor. Ama sen de bir robot değil misin? Hayır. Yani sana bir robot gibi mi görünüyorum? Yani kafanda bir televizyon var. Ne? Bunun şimdi ne alakası? Özür dilerim, duyar kasmak istemedim. Beni yanlış anladın. Beni yanlış anladın Flash TV. Pekala, diğer tarafa git. Ay bir dakika, burada. Ah merhaba. Orada parlayan bir şey. Hey, ben seni hatırlıyorum. Sen o şeysin. Eğer bu kadar yakında burada olacağını bilseydim lanet olası kilidi kapatırdım. Merhaba. Garip güvenlik. Önemli değil lan, tek attım. Sorun değil. Ali çözmeme yardım etti. Ali direkt çözdü ya Skro. Şimdi mi yaptı? Sana herhangi bir konuda yardımcı olabilir miyim? Evet. Neredeyim? Nereden bir kütüphane kartı alabileceğimi biliyor musun? Kütüphane kartı mı? Bunu kütüphaneye sorsan daha iyi olur. Denedim. Bunun için baş kütüphaneciyi görmen gerekiyormuş, ama kütüphane kartım ol. Evet, bu bir kısır döngüye girdi. Ama aynı zamanda kütüphane kartlarını veren kişi de o. Gerçekten mi? Tıpkı George, tipik George işte. Evet, George gerçekten zor bir adam. Onu kötü bir gününde yakalamışsın. Yakalayamadım bile aslında. Bekle, biliyorum. Sana kendi kötü... Bir şey söyleyeceğim. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum? Sen Glenn'deki o abla değil misin ya? O robot. Kendime bir tane daha almak benim için zor olmaz. Vay be, teşekkürler. İşte burada galiba, tamam. Bekle, olamaz. Ön büro kütüphane botlarının yüz tanıma özelliği var. Ve fotoğrafım seninle eşleşmeyecek. Ne yapacağız? Bir fotoğrafımı kendi yüzüne yapıştırmadığın sürece. Bu bir şakaydı. Ya böyle bir şey yapmayacaktım zaten. Kim bilir? Belki de şanslısındır ve robot seni direkt içeriye alır. En kötü ihtimalle fotoğraf çekinmek için bir yer bulursun. Bir dakika, bana ne verdi? Ay bir dakika, yanlış bastım. Kip'in kütüphane kartı. Üzerinde Kip Silver, A Silver Point sen misin? Bir dakika, şunu alacağım bu arada, yanlış anladım. Bu rafta bir şey çıkıyor. Bir tür parıltılı yapıştırıcı. Eğer istiyorsan alabilirsin. Bir şeyleri ne zaman parlatman gerektiğini asla bilemezsin. Ay, emin misin? Evet. Bunlardan tonlarcasına sahibim. Teşekkür ederim. Yani dünyanın büyük bölümünü yürüyerek geçtin ha? Tanrım, hayal edemiyorum bile. Hayal. Bazen gerçekten de çok yorulduğun oluyor mu? Bazen. Fakat bunun pek önemi yok. Aslında bu yaptığım çok güzel bir şey. Haha, böyle düşünmene sevindim. Güneş olmasa da dünyamız hala güzel bir yer. Dürüst ol. Güneş varken dünya nasıl görünüyordu? Ah, biliyor musun? Aslında ne kadar az şey gördüğümü kabul etmek oldukça utanç verici. Buradan çıkmıyordun değil mi? İronik değil mi? Dünyanın önde gelen araştırmacılarından biri olsam da tek yaptığım burada kalmak ve robotlar yapmak. Dünyada kafes, dünyayı kasfeden onlar, ben sadece verileri yazıyorum, sayıları kırıyorum, grafikler oluşturuyorum. Doğru, her yerde robotlar görüyorum. Dünyanın çoğu insanın keşfetmesi için çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Aslında çok da yanlış sayılmaz. Ama hala araştırmalarını ilk elden yapan birini tanıyorum. Ha? Arazi bölümleri çökmeye başladıktan ve daha uzak bölgelere erişim zorlandıktan sonra bile yani düpedüz uçabilen bir makine yaptı. Makine. Aa, bu yazarın bindiği makine. Hepimiz bunun fiziksel olarak mümkün olmadığını düşünüyorduk. Aa, bu bizimle çalışmanı sını önerdim. Bu yüzden bize zaman zaman türlü içgörü sağlıyor. Ama bir nedenden ötürü gerçekten robot yapmak istemiyordu. Veya daha açıklayıcı olursak, onları kodlamak. Nasıl olur? Beni aşar. Yani o robotları çalışmak, yani o robotlara çalışmaktan mutlu. Aslında o bile... Sen bir dakika, sen yazardan mı bahsediyorsun yoksa Glenn'deki sana benzeyenden mi?
Şu an kitaplarıyla meşgul olmalı. Bir dakika, bende kehribar var, sana göstereyim mi? Hay, birleştirdiği değil, şunu göstersene. Ah! Bunu nereden buldun? Ya bir arkadaşım... Çorak topraklardaki robot kadın bana verdi. Aslında o birazcık sana... Birazcık mı? Niko! Dürüstlük seviyeni %90 ayarlar mısın? Anladım. Ne oldu? Ne? Bu nasıl bir hikaye? Onun büyük bir buluş olması gerekiyordu, biliyor musun? Kehribar'ın mı? Hatta onun düzgün çalıştığından emin olmak için onu kendi kişiliğimle programlamıştım. Aa, sen onu kendi kişiliğinle mi programladın? Büyük bir buluş mu? Bir insan gibi davranan, bir insan gibi düşünen bir robot oluşturmak istedik. Kodu yüzünden kendi kendini sınırlamayacak bir robot. Aa, bu evcilleştirmek teması olabilir. Ama görünüşe göre böyle bir şey yapmak imkansızmış. Bir şey söyleyeceğim. Sen onu kendin kodladın ve o yüzden mi sana benzetti? Yani aslında o satranç sevmiyor. Sen satranç seviyorsun. Koddaki çok sayıda çelişki onu dengesiz bir hale getirdi. Hayatımda bir robotun haydutluk ettiğini gördüğüm tek zamandı. Hayatımın en korkutucu günüydü. Haydut mu? Ama onunla konuştum. Evet, gayet iyiydi bu arada. Bize iyi davranmadı mı ya? Bazen birkaç garip... Hayır, hiç garip davranmadı. Abi, bir süredir tamir edilmiş durumda. Arkadaşım değişken durumlarını robotun kendi imkanlarıyla stabilize etti. Gerçekten mucizevi bir işti. İşini bitirdikten sonra tıpkı istediğimiz gibi bir robot oldu. Ama derinden etkilenmiştik. İşte o zaman ondan vazgeçtik. Bunu fark ettiğinden eminim. Ve şimdi bir daha asla geri dönmeyecek. Mektuplarımı bile cevaplamıyor. Bak, bir şey söyleyeceğim, o üzgün ve o aslında o kadar kötü değil. Yine hayır, onu kazanabiliriz. Tamam, ver kehribarı, geri ver. Bir dakika, bu bana kütüphane kartı verdi. Bir dakika, ben bir şey aldım burada ya. Heh, parıltılı tutkatla. Hayır, birleştir diye demedim. Bununla neyi? Küçük bir tüp pembe parıltılı tutkat. Ne demek olduğunu bilmiyorum bro. Pekala, hadi buradan çıkalım. Burada bakabileceğimiz bir şeyler var mı? Bilmiyorum. Ne oldu be? Ha, okey. Bu da robotları yapan adam. Tamam, buraları o kadar uzun konuşmalar geçti ki. Haritayı unutmuşum yahu. Bakmadığım bir yer eminim var. Buraya tek buraya. Neyse. Hocam nasıl? Eğer şehrin ışığı sönerse o zaman ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Yazık ya. Bunlar da bütün gün şehre nasıl ışık sağlarız, elektrik nasıl sağlarız, nasıl insanları şey yaparız, şey. Nereye doğru gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yolu falan unuttum bu arada. Kaç dakika olmuş? 38. Ama gene birkaç bir şey görmek istiyorum. Merhaba su içen adam. Ah, şurada bir kapı var. Bilmiyorum, gördünüz mü? Ben oraya gideceğim. Bu kapı beni nereye götürüyor? Hatta. Vata. Bu da neyin nesi? Merhaba. Ah! Bu ne be? Çarpı. Bir dakika. Cooper'la Murphy de bakıyor ya, çok tatlı. Bu ne demek oluyor? Ekranda bu arada... Bir dakika. Ben seni şuraya mı getirdim? Ay, niye korktu? Lan dur! Seni ben... Bir dakika, ben mi basıyorum? Çıktığım zaman... Dur, şu tarafa bakacağım. Bu nasıl bir şifre? İnanın anlayamadım ama anlarım. Her zaman çözeriz bro. Burası? Bu ne lan? Arkası. Neden böyle bir yer var? Neden olmasın? Pekala, burası nereye gidiyor? Çok uzun bir yol. Görünüşe göre bu kapının kilidini açabilirim. Aç o zaman kanks. Burası neresi? Bunu öğreneceğiz. Kütüphane kartım var, artık içeri girebilirim bu arada. Burası? Aa, ben gelmişim. Dur, kütüphaneye gidebilirim o zaman. Buradan gidiliyordu değil mi? Şöyle yapacağız. Abi 40 dakika oldu ya, bu oyun ne kadar tatlı ya.
Selamlar. Şimdi kütüphanenin önünde bekleyeceğim. Bir sonraki bölümde buraya girelim, olur mu? Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Oha 40 dakika mı? Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz de bence 2 bölümde biter. Bilmiyorum. Belki 1,5. 1,5 bölümde ya. 2 bölümde biter gibi geliyor. Bakacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.